Ergenekon sanıkları kendilerini tahliye etmeyen hakimleri adeta dava yağmuruna tuttu. Kemal Bey, neden cezası durma? Ama hakimlik güvencesini tehdit eden o davaların önüne geçildi. Yasal bir düzenleme yapılıp hakimlere değil devlete tazminat davası açılması sağlandı. Sayın milletvekilleri. Yasa çıktıktan sonraki ilk duruşma Yargıtay'da görüldü. Davaya bakan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin yeni yasayı hemen uygulaması bekleniyordu. Ama yapılmadı. Daire, tazminat davalarının devlete yöneltilmesi için Ergenekon sanıklarının avukatlarına 20 günlük ek süre verdi. Altında kıracaklar. Suçları biliyor. Bu karar davalı hakimlerin avukatlarından tepki gördü. Avukatlar yasanın ilk duruşmada uygulanması gerektiğini belirtseler de Yargıtay'ın kararı değişmedi. Emrimle kayıt altına alındı. Emrimle. Ötesi birisi yok. Dairenin iki üyesi de bu karara itiraz etti. Üyeler Kamil Kancabaş ve Sadık Demircioğlu, Yargıtay'ın Ergenekon hakimleri aleyhine açılan davalarda görevsiz olduğunu belirttiler ve bu sebeple dava dilekçilerinin reddini talep ettiler. Ek süre kazanan Ergenekon sanıklarının avukatları ise yasaya karşı ilginç bir adım attı. Hakimlere tazminat davası açılmasını kısıtlayan yasanın Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını istediler. Yürütmenin durdurulması ve iptali için. Mücadelesi yapılacak. Samanyoluhaber.com'a bir bakalım isterseniz. En çok seyredilen, en çok okunan haberler hangileriymiş?